Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, evet, Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'a gelmeden Putin'den destek telefonu almıştı, kendi ziyaretinde daha iyi ağırlanmak için. Evet, Lavrov'un Bakü'ye geliş sahnelerini izliyoruz. Kısa bir görüntü alınmış ve Ceyhun Bayramov dirseğiyle değil, yumruğuyla kendisine hoş geldin yapıyor. Dikkatle bakın değerli izleyenler. Evet. Evet, yumruğuyla yapıyor Sayın Bayramov. Mükemmel bir yanıt bu. Diplomaside bu çok önemli değerli kardeşlerim. Özellikle dirseğinizi uzattığınızda bu bir daha yakın ve kardeşlik örneği gösterirken yumruk yumruğa durmak aslında diplomatik mesajın alası olmuş. Sayın Bayramov özellikle bu davranışlarıyla İçimize su serpti. Daha iki gün önce Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösterilerde, çeneklerde ve çiçekler içerisinde Erivan'da Ermenicilik oyunları oynayan Lavrov'un Azerbaycan'a hangi yüzle geldiğini şaşkınlıkla izledik. Çünkü Lavrov tamamen bütün gücüyle Kremlin'de Ermenilerle ilgili bütün diasporayı yöneten ve siyasal yansımaları ve Putin'e hedefleri belirleyen notları ileten kişi. Yani Lavrov masum değil. Ermeni Dışişleri Bakanları Moskova'dan ayrılmaz. Lavrov her gün ağırlar. Otel masrafları, yeme içme her şey içerisinde. Evet, keyfe bakar mısınız? Kendi evinde gibi Azerbaycan'ın ziyaretine gelen Lavrov'un Ermenistan Dışişleri Bakanlığı nasıl kendi evinde gibi gösterdiğini gösteren kare. Ne yüzle geldin Sayın Lavrov? Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne senin? Biz amacını biliyoruz. Sormaktaki gayemiz seni deşifre etmek. Gizli gündemin olduğu belli. Belli planların var, hedeflerin var ve bu topraklarda amaçların var. Bunlara karşı bizlerin de yapacağı hamleler var. Türkiye durmayacak. Azerbaycan'a destekte de durmayacak. Ama Aliyev'in de yüzü buz gibiydi. İnanın Aliyev'in yüzüne bakınca bile üşüdüm. Lavrov'a bu bakış yeter gerçekten. Salon buz gibi, çünkü klima açılmış gibi, çok soğuk. Ne konuşuldu, ne yapıldı belli değil. Çünkü belirsiz ve soğuk bakışlar var. Evet, bu salonda Sayın Aliyev'in tavrı gerçekten mükemmel. Aliyev, Lavrov'un ne yaptığını, ne amaçladığını iyi biliyor. Ve Lavrov'a öyle boş bakıyor ki, nereden geldin buraya, nasıl durursun böyle diğer gibi. Evet, salonda soğuk bakışlar ve soğuk duruşlar Lavrov'a ders niteliğinde. Gerçekten hiç hoş karşılanmadı. Lavrov hiç de hoş karşılanmadı. Aliyev'in bu duruşu yeter artık duruşu. Yeter artık. Evet, Lavrov'u köşeye sıkıştırmış Bayramov. Evet, koltuklar karşılıklı. Ve koltuklarda öyle bir düzen oturtulmuş ki Lavrov'un uzun bacakları sehpaya sığmıyor. Lavrov köşeye sıkışmış bir şekilde fotoğrafçıların pozuna yetişmeye çalışırken orada komik görüntüler ortaya çıkıyor. Evet, Bayramov Lavrov'un içler acısı halini gördükçe gülmemek için zor tutuyor. İnanın diplomatik mesaj verilmiş. İnanın burada Lavrov'un uzuk bacakları burada sığmayacağı belliyken özellikle Lavrov sağ bacağını çıkarmaya çalışmış. Çünkü orada sıkışık görüntüde çok mahcup olacakmış. Ve ne yapıp edip bacaklarını çıkarmaya çalışıyor. Bayramov durumun keyfini yaşıyor. Evet, gerçekten Bayramov burada bir Türklük destanı yazıyor. Yani Rusya'nın, evet, sefirinin Ermeni yanlısı ve Ermenistan lehine anlaşmaları için Hankendi, Zengezur ve esirler takası ile ilgili tavizleri koparmak için geldiğini görüyor. Lavrov gerçekten şu anda bacaklarını çıkarmaya çalışmış. Biraz koltuğu geriye çekmeye çalışmış. Dikkat edin. Koltuklara iyi dikkat edin değerli izleyenler. Evet, bu mesaj çok önemli. Bayramov'un bakışı çok daha önemli. Çünkü Lavrov'a hiç de hoş bakmıyor değerli izleyenler. Sayın Bayramov'un bu duruşu, bu çıkışları milli bir çıkış. Evet, Lavrov'a gösterdiği bu direnç milli bir direnç. Önemli bir direnç. İşte Rusya'nın artık Azerbaycan'ı kendi müstemlekesi ve kendi sömürgesi gibi görme anlayışına artık son vermesi, Dağlık Karabağ'ın işgaline son vermesi gerekiyor. Azerbaycan'la normal ve güçlü ilişkiler ancak böyle gerçekleşir. Aksi halde Sayın Bayramov'un burada Lavrov'a verdiği mesaj, seni sıkıştırırım ha, sana yer bırakmam anlamındır.
yani Bayramov Lavrov'a gereken yanıtı en âlâ kısmından vermiştir. Buradaki adım çok önemlidir. Ajanslara evet Lavrov'u tam karşılarkenki görüntüleri yansımadı. Düşük protokollü bir karşılama. Sayın Aliyev'in duruşu Türk duruşu. Burada gerçekten Lavrov'a ders niteliğinde böyle bir karşılama hepimizi mutlu etti. Türk dünyasının içine su serpti. Ayrıca Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi'nin ellerini çenesine götürmüş şekilde daha önceki söylediği sözleri de bildiğimiz için ondan rahatsızlığımızı iletiyoruz. Çünkü bu masada evet karşı tarafa otursun çünkü Türk askeri Karabağ'da yoktur diye alelacele yaptığı açıklama bizi hala kızdırmış vaziyette. Moskova'daki yerini sağlamlaştırması Lavrov'u memnun etmekten mi geçiyor? Evet Lavrov, rahatsızız. Aliyev'in nasıl rahatsızsak, Aliyev nasıl rahatsızsa gerçekten rahatsızız senden. Evet, Azerbaycan milli duruşunu göstermiştir. Azerbaycan, Putin'in telefona rağmen Sayın Aliyev'in soğuk karşılaması gurur vermiştir, onur vermiştir, bize cesaret vermiştir. Evet, bu önemlidir. Bu hareketler önemlidir. Azerbaycan'ın devlet duruşu ve Ermenilerin yaptığı bütün hamlelere karşı tavizli tutumu çok önemlidir. Evet değerli kardeşlerim, Lavrov, ne kadar kalabalık heyetle geldin böyle. İstersen 100 kişi daha getireydin böyle. Ne bu kadar adam yanında? Evet, hepsine not aldırıyor. Ama o notların içerisinde Azerbaycan'ın teslim olması yok. O notların içerisinde Han kendini verilmesi yok. O notların içerisinde Zengezur'dan vazgeçme yok. O notların içerisinde 1. Karabağ Savaşı'nda esir alınan Azerbaycanlılar almadan evet şimdi aldığımız esirleri verme yok. Bu kadar yeter. Kanada'dan, Fransa'dan sesler yükseldi. Neymiş efendim esirleri verecekmişiz. Hadi oradan. Kanada ve Fransa aynı anda koro şeklinde neden konuştu dersiniz? Evet, Ermeni diasporası Kanada'da ve Fransa'da çok güçlü. Bunları gördüğümüz için dikkatli ve temkinli olmalıyız. Gerçekten önemli atılımlar bunlar ve önemli hamleler. Evet değerli kardeşlerim, artık durma vakti değil. Artık bu hamleleri fiiliyata dökme, Türkiye'nin ve Turan duruşunu gösterme vakti. Lavrov'un soğuk karşılanması bizi memnun etti. Bayramov'un Lavrov'u sıkışık bir sehpada, koltuğun hemen yanında sıkıştırması ve Lavrov'un ayaklarını çıkarma çabası da burada diplomatik bir mesaj. Demin yayının başında Bayramov'un yumruklarıyla Lavrov'u karşılaması apayrı bir mesaj. Daha dost ve kardeş ülkelere dirsekler uzatılır. Ama Lavrov, Azerbaycan hasım taraftasın mesajı vererek yumruğuyla korona selamı vermiştir. Bu anlamlı bir mesajdır. Soğuk karşılanması önemlidir. Tiflis'te Ararat mahallesinde doğan Ermeni asıllı Kalenteryan soyadlı Lavrov'un gelip de Ermenistan-Azerbaycan arasında anlaşma yapacak bir tarafsızlıkta olmadığı açıktır. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.